Merhaba arkadaşlar, ben Melek Güzel. Bugün size Eskişehir Kızılcaören köyüne yani Alp yoluna kurulacak termik santralden söz edeceğim. Arkadaşlar biz gittik, motorlarımızı aldık, bayraklarımızı astık, afişlerimizi yapıştırdık. İstemiyoruz biz bu termik santrali. Neden yapıyorsunuz? O kadar uğraştık. Sadece 3 hayır gelmiş. Onun 2 katı kadar evet var. Yani yapılacak karar geldi. Ama hala çok küçük de olsa bir umudumuz var. Hala siz ben gibi video çekip ya da fotoğraf koyabilirsiniz. Yazılar yazabilirsiniz. Türklüğü, aha bu bayrağı söndürmeyeceğiz buradan. Sizin ekmeğiniz, Eskişehirliler size sesleniyorum. Sizin ekmeğiniz, domatesiniz, salatanız, biberiniz artık ne yiyorsunuz sebze meyve olarak. Hepsi buradan geliyor. Eğer burada yetişmezse siz nereden yiyeceksiniz? Kendinizi düşünün. Tamam ama biraz da bizi düşünün. Biz eğer olmazsak siz de olmazsınız. Halk halka birlik olmazsa halk halk değildir. Asla bu şehir ilerlemez arkadaşlar. Gidip güneş enerjisiyle çalışan paneller yapabilirsiniz. Lütfen, lütfen öyle yapın. Ben daha çok küçük bir çocuğum. Benim de okuyacağım var. İş sahibi olmak şimdi çok zor şehirde. Babam annem bir düzen kursa biz nasıl alışacağız? Abimin okulu ta orada, benimki ta burada. Nasıl olacak? Bir düzen kurulu zaten burada. Bu düzeni bozmayın. Bir daha yerine gelmez. Sağlık, sıhhat bir daha yerine gelmez. Sessiz olun. Gerçekten yapmayın bunu. Allah rızası için yapmayın. Eğer olursa gerçekten sizin de boynunuz bükük kalacak. Sadece biz etkilenmiyoruz. Siz de etkileneceksiniz. Çocuklar kanserli doğacak. Çocuklar anormal doğacak. Normal kalmayacak. Herkes hasta olacak. Gideceğiz, ondan sonra hastaneyi boylayacağız. Siz istiyor musunuz huzursuzluğu? O zaman biz de istemiyoruz. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın demiş Mevlana. Yapmayın. Yapmayın. Hoş geldin abla. Erogan'ın çok olsun benim güzel kızım. Ne güzel konuşmuşsun öyle. Nasılsın? Aferin. Nasılsınız hocam? Gelin bakayım. Bırakmak için. Uğraşıyoruz. Dünya bırakmak için uğraşıyoruz. Çok uğraştınız hocam ama. Evet. Çok da yakışıyorsun kürsüye. Hedefin büyük inşallah. Sen ne yapıyorsun? Ben çiftçi, hayvancılıkta uğraşıyorum. Başarılı bir okul, orası eğitim seviyesi var. Çok iyi. Yüksek. Tabii her okul aynı değil ama o iyi bir okul. Ne gösteriyor aklıyla, zekasıyla. Çok en güzeli seçtik ya. Face'e koyalım dedi. Benim face'imden koydum şeyi. Çok güzel. Aferin sana, aferin. Yani yaparız, bir şey yaparız diyor. Yapılacak. Bunlar, bu bir süreç. Yani yaklaşık bir... iPad hocam, hadi bakalım iPad vermişler. Al bakayım güzel kızım benim. Aferin sana. Tamam mı? Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Tebrik ederim seni. Böyle evlatlar yetiştirdiğin için. Oyların sonuçları açıklanmıştı. Termik santralin yapılacağını öğrendim. Ailem de çok üzgündü, ben de. Buna bir çözüm yolu aramak istedim. Bu yüzden içimden gelenlere hiç hazırlık yapmadan, hiçbir şey bir şey yazmadan söylemeye karar verdim. Ve bu video çıktı ortaya. Onu güzelleştirdim, attım ve çok kişi izledi. Ben de termik santrali istemiyorum. Eskişehir çok güzel bir şehir. Onun kıymetini bilmemiz gerekli. Buraya termik santral kurulduğu zaman zaten ekmeğimizi topraktan çıkarıyoruz biliyorsunuz. Yiyeceğimizi, içeceğimizi. Bu yüzden yani topraklar zarar görecek. Bunu da istemiyorum. Zaten bizim kazancımız da bu yönde. Bir düzen zaten kurulu burada. Bunun bozulmasını asla istemiyorum. Hiçbir köylü istemez zaten. Biz de bu yüzden çektik bu videoya. Kimseye zarar olmayacağını düşünüyorsanız olacak. Yanlış düşünüyorsunuz. Bize de zarar olacak ve bize zarar olduğu zaman sizi de etkileyecek. Yapmayın diyorum.